Arkadaşlar merhabalar, bu videomda paralel kenar, eşkenar, dörtgen ve deltoid konusundaki ÖSYM tadında sorular 4 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında, çözümlere başlayalım. Aşağıdaki tabloda üçgen biçimindeki çadır ve onun sudaki yansıması ile oluşan deltoid biçimindeki şekil resmedilmiştir. Sudaki yansımasına bakacak olursanız arkadaşlar, birken yansıması 2, üçgen 6 olmuş. O zaman ben diğer köşegeni çizecek olursam ve şuradaki yüksekliği bulacak olursam bunun da iki katı olduğunu direkt söyleyebiliriz arkadaşlar. Ya da sonrasında benzerlikle de bulabiliriz. Yani şurayı bulmam lazım benim. Sonra burası 4 verilmiş ama 4 olan kısım burası arkadaşlar. Dikkat edin, bunun tamamı 4. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız burada? Hocam şunlar bir böyle birbirine eşit verilmiş. Şuna bir A diyelim, B diyelim. Hocam burası da A, burası da B. Burada bir temel orantı var. Şuraya bir X diyecek olursak A'nın A artı B'ye oranı. A bölü A artı B neye eşittir arkadaşlar? 1 bölü X'e eşittir. Peki öbüründe bir temel orantı yapacak olursak A bölü A artı B neye eşit oluyor? Pardon, yanlış yazmışım. Çizgi dediğim B olacak. Burası da A olacak. B bölü B artı A eşittir 3 bölü X'e eşit olacak. Buradan taraf tarafı oranlarsam arkadaşlar, taraf tarafı oranladığımda A artı B'ler gidiyor. A bölü B geldi. Bölü X'ler gidiyor. 1 bölü 3 geldi. Yani A dediğimiz K iken B dediğimiz 3K mı oldu? Evet. Şurası K iken burası 3K oldu. Bu A dediğimiz K iken burası 3K oldu arkadaşlar. Peki burada 1 bölü 4'ten dolayı artık 1 bölü 4 benzerliğinden dolayı 1 bölü X'e eşitse X buradan kaç çıktı arkadaşlar? 4 bulduk. Burası 4 ise burası kaç oldu arkadaşım? 8 oldu yansımasından dolayı. Ya da 1'e 3 oran var ya, burası enken burası 3'en diyebiliriz. Hatta köşegenler dik kesiyor. Burası 4 enken burası da 4 en. Burada da 3'e 1 oran var. O zaman burası 4 en olduğundan 3 en'e en olur. Buradaki temel orantıdan 1 bölü 4 2 bölü 8'e eşit olur. Oradan da ispatlayabiliriz. Ya da direkt 1 iken 2 olmuş, 3 iken 6 olmuş, 4 iken 8 olur diyebiliriz zaten. Neyse, Allah'tan bu n'leri de yazdık. Çünkü 4'ü de kullanacağım ben. Şuradaki 4 n neye eşit oldu arkadaşlar? 4'e, n'i buradan 1 bulduk. O zaman köşegen uzunluğu da çıktı. Köşegen uzunluğu kaç? 4 n, 4 n daha 8 n. 8 n olduğundan köşegen uzunluğu da 8 yaptı. Evet, burası 8. Şurası 12. Alan neye eşit olacaktır o zaman arkadaşlar? Alan dediğimiz şey 8 çarpı köşegenler çarpımının yarısına eşit olacaktır. O da kaç yapıyor? 48 yapıyor. Yani cevabımız kaçıncı soruda arkadaşlar? Bir yazamadım 48'i. Birinci soruda Denizli çıktı arkadaşım. Geldik 2'ye. Bir kenarı dikdörtgen zeminin kenarı ile çakışacak ve bir açısı 48 derece olan eşkenar dörtgen biçimindeki kağıt üzerinden şekil 1'deki gibi kesim yapılarak oluşturulan üçgen katlandığında şekil 2'deki düzlemsel görüntü elde ediliyor. Ben bunu böyle yapmışım. K da köşegenlerin kesim noktasıymış. Arkadaşlar K köşegenlerin kesim noktasıysa bunun devamı köşegen mi olacak? Evet. Köşegen. Diğerini çizmeme gerek var mı bilmiyorum ama şimdilik dursun. Şunlar birbirine eşit. Sen bunu şu devamı birbirine eşit. Dostum sen burada bir katlama yaptın. Ve şuradaki katlama buraya gitti. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şurası da eşit mi? Evet. Bu arada 48'i de 2 eş parçaya bölecek. Burası 24 24 olacak. Hocam burası 24 burası 24 olacak. Ve şuna da dikkat ettiğiniz zaman, eşitliği koyduğunuz zaman eşit eşit eşit. Ne çıktı? Muhteşem üçlü çıktı. Yani burada kaç derece olur? 90 derece olur. Bu arada burası 24'e 24 ise 24'e 24 ise burası da 24 burası da 24 çıkmaz mı arkadaşlar eşkenar dörtgende? Karşılıklı açılar eşit veya açıortay olduğundan. Evet, yani şuradaki dik üçgende artık 24 ile x artı 24'ün toplamı 24 ile x artı 24'ün toplamı kaç yapmalı arkadaşlar? Dik üçgen olduğu için 90 yapmalı. X de buradan 90 eksi 48 olacağından dolayı x de buradan 42 derece olarak buluruz. Güzel bir soru arkadaşlar ve zor bir soru değil. İkinci soru tam TYT'lik bir soru. İkinci sorunun cevabı böylelikle Denizli çıktı. Geldik 3'e. Dik kenarları 6 ve 8 olan bu şekilde konulmuş arkadaşlar. Burası 6 birim, burası 8 birim, 6 birim, 8 birim, 6 birim, 8 birim, 6, 8, 10 üçgeninde yazalım. 6, 8, 10, 6, 8, 10. Ve bu arada bunun devamı buraya gelmiş. O zaman burada 6'yı gören üçgende alfa diyecek olursam 6'yı gören, burası da beta diyecek olursam arkadaşlar. Burada da 6'yı gören, burası da alfa, burası da beta. Niye? Bunu uzatmış ya. Z'den dolayı burası da alfa oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi burası kaç? 10, 20, 30. Ben şurayı bulacağım. Şu FC'yi bulursam olay bitti. Dikkat edin. Burası da 11'im. Burası da 11'im. Toplam 20 yaptı. Yani burası da 20 mi? Evet. Ne yapabiliriz burada arkadaşlar? Şurası beta. Şurada kaç da beta değil mi? Yöndeşlikten dolayı. Evet. O zaman ben şurada bir dik üçgen oluşturacak olursam arkadaşlar. Şöyle dik üçgenden dolayı beta 90'sa burası alfa yaptı.
Hocam şu üçgen ile şuradaki cetvelimizin üçgeni benzer oldu. Ve benzerlik 90'ın karşısı 10 iken 90'ın karşısı 20. 1'e 2 oran var. O zaman beta'nın karşısı 8 ise beta'nın karşısı 16. Alfa'nın karşısı 6 ise alfa'nın karşısı 12 oldu. Hocam burada da alfa var. Alfa beta 90. Alfa 90. Burası da beta değil mi? Evet. Şurası da beta olduğundan şimdi bu üçgenle şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. Alfa'nın o zaman bizden ne isteniyor? Şuraya A. A'yı bulacak olursam olay bitti. Yani burada alfa'nın karşısı 12 bölü alfa'nın karşısı 16. 12 bölü 16 küçükten büyüğe. 90'ın karşısına girme. Çünkü burada A'yı bulacağım ben burada. Beta'nın karşısına git. Beta'nın karşısı küçükte 16 bölü. Beta'nın karşısı A artı 12 yapar. Sadeleştir. 4'e böl 3. 4'e böl 4. O zaman buradan ne geldi? 3A artı 36 eşittir. 4. 64 mi yaptı? Evet. 3A'yı buradan kaç buluruz? 38 değil 28 buluruz. Ve A'yı da buradan 28 bölü 3 olarak buluruz. Hocam A 28 bölü 3 ise ben şu uzunluğun tamamının kaç olduğunu biliyordum. Hocam 6x ve 28 bölü 3. 6x ve 28 bölü 3'ün tamamının kaç olduğunu biliyorum. Yukarıdaki uzunluk kadar olduğunu, 30 kadar olduğunu biliyorum. O zaman burası da 30'a eşit olacaktır. O zaman x neye eşit olacaktır? 24 eksi, çünkü 30'dan 6 çıkınca 24, eksi 28 bölü 3 yapar. O zaman bu kaç yaptı arkadaşlar? 72 eksi 28 bölü 3'e eşit oldu. Bu da kaça eşit oldu arkadaşlar? 8, 4, 44 mi yapıyor? Evet, 44 bölü 3'e eşit oldu. O zaman cevabımız böylelikle Edremit oldu. Üçüncü soruda tamamen bir benzerlik sorusu arkadaşlar. Evet, geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki ABCD deltoidi şekil 1'deki kesikli çizgilerden kesildiğinde şekil 2'deki parçalar elde ediliyor. EF ile AC birbirine paralel verilmiş. Arkadaşlar şunlar birbirine paralel verilmiş. Eyvallah, ben bunu kullanacağım şimdi. Öncelikle bu bir deltoid ise şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit mi? Evet. 140 verilmiş, 140'ı kullanayım ben. Hocam burası 140 ise o zaman burada kaçı? 20'ye 20 mi yaptı? 180'den 140 çıktı ve 2'ye böldük. 20'ye 20 yaptı. Sonra şuradaki üçgenleri almış, böyle ters çevirmiş, buraya yapıştırmış. Hocam bak burası 20'ye 20 oldu. Sonra buradaki üçgeni almış, böyle ters çevirmiş, buraya koymuş. Hocam bunu da buraya koyduğu için dikkat ederseniz şurada kaç derece yaptı arkadaşlar? 20 artı x. O zaman burası 20 artı x yapar direkt. Hocam hatta burası da 20 artı x yapar. Sonra devamında şunu paralel vermiş. O zaman burası da 20 artı x yaptı. Hocam o üçgendeki bunu böyle ters çevirip buraya koymuş ya. Burası da 20 artı x yaptı. Zaten bunlar birbirine paraleldi. Hop z'den dolayı 20 artı x neye eşit arkadaşlar? 50'ye eşit. Ve x de buradan kaç gelir? 30 gelir. Dolayısıyla dördüncü sorunun cevabı da böylelikle 30 çıktı. Yani Akçay çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle ÖSYM tadında sorulardan dördüncüsünü de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.